Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetin. Rüyada gusül abdesti aldığını görmek çok güzeldir arkadaşlar. Yani rüyada ben var ya kolumu şu tarafını yıkadım sadece suyla arkadaşlar. Bak rüyamda o gün bütün borçlarımı ödedim. Yani su sembolü yıkanmak bir de gusül abdesti çok büyük hayırlara işaret eder. Nasıldır? Kaybettiğini bulmaktır arkadaşlar. Yani örneğin dolandırılmışsınızdır, mahkemeye vermişsinizdir. Mahkeme yoluyla o dolandırıcıdan paranızı geri alırsınız. Kaybettiğini bulmaktır, hayırlarla karşılaşmaktır, ferahlamaktır. İnşallah bol bol rüyada gusül abdesti alırsınız arkadaşlar. Tabi bol bol da almayın canım her zaman için bir kayıp bir de kazanç olmasın yani. İnşallah dua eden arkadaşlar yer gök dua ile derler ki öyledir. Yani Allah hiç kaybetmeden kazanmayı nasip etsin. Mutlulukla, mutlulukla imtihan olmayı nasip etsin arkadaşlar. Bu çok önemli. Çünkü hayat çok zor. Ya e, olumsuzluk yaşıyorsun. Herhangi bir olumsuzluk minimum arkadaşlar insanın ömründen bir hafta çaldığı gibi bir ay da çalıyor. E, sağlığı tüketiyor arkadaşlar. Zihinsel sağlığımız, ruhsal sağlığımız, fiziksel sağlığımız çok kötü etkileniyor. Rüya'da su sembolü görmek hayır ve berekettir. Her güzel şeydir arkadaşlar. Gusül abdesti aldığını görmek yani hem abdest sembolü hem su sembolü hem yıkanma sembolü arkadaşlar bir arada olduğu için ferahlamaktır, her şeyin iyisine kavuşmaktır, sevgilinle kavga etmişsindir, nişan atmışsındır, yeniden kavuşmayadır paranı kaybetmişsindir bir işe girmişsindir daha fazla para kazanacağın işlerin sana gelecek olmasıdır. Dolandırılmışsındır hakkını geri alacak olmandır. Yani kaybettiğini bulmaktır, iyileşmektir, şifa bulmaktır, Allah'ın yardımıdır, Allah'ın merhametidir arkadaşlar. Rüyada gusül abdesti aldığını görüyorsan Allah sana merhamet edecek ve Allah'ın koruduğuna merhamet ettiğine yani Allah'ın koruduğuna zarar verecek yoktur arkadaşlar. Allah sizi zararlardan esirgeyecek. Çok güzel bir rüyadır. Rüyada gusül abdesti aldığını görmek. Ya işte hani içinde bulunduğun durum çok önemli. Şimdi hayır getiren, olumsuzluk getiren semboller var. Örneğin arkadaşlar yüzün yanması iyi bir şey değildir. Bu nasıldır arkadaşlar? Örneğin ben yazılımcıyım değil mi? Benim yazılımda nasıl bir şeyim olur? İşi yanlış yaparım. Başka biri işçidir. Amiri o gün ona kızar. Yani içinde bulunduğunuz senaryo çok önemlidir. Hastaysanız iyileşirsiniz arkadaşlar. Borcunuz varsa ödersiniz. Sadece hayır olduğunu bilin. Gusül abdesti almanın çok güzeldir. Görüşürüz.